Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam merhabalar, günaydın. Sen de paranın rotasına hoş geldin Barış. Hoş bulduk hocam. Bir ara verdik bu yıllık izinler sebebiyle. Bugün beraberiz. Yarın yine beraber olamayacağız. Sonra zaten yine tatiller olacak ama bugün sen beraberiz. Ondan sonra iki hafta zaten evet. İstanbul'da yoksun. İnşallah bakalım. Merakla dört gözle bekliyoruz tatili. Evet, ben ama buradayım. Yani ben tatili zannedersem Ramazan'ın sonuna getireceğim. Ama siz de güzel tatil yapacaksınız. Ama belli değil henüz daha bize. Bize peki. Için... şimdi hocam ben yokken ne yaptınız ne ettiniz bilmiyorum ama ben dün şöyle bir baktım. Önemli gelişmeler var. Evet. Fitch'ten bir açıklama var. Şimdi Standard & Poor's'dan bir açıklama evet. Gelmişti geçen hafta. Dün Fitch'ten gelen açıklama dikkat çekici tabii. Bu gezi eylemlerine direkt vurgu yapan benim gördüğüm belki de ilk açıklama. Evet. Sosyal huzursuzluğun uzun süre devam etmesi Türkiye'nin kredi notunu riske eder diye bir açıklama var. Tabii bu BIST'i olumsuz etkiledi. Onun dışında dolar haftalardır ateşi sönmüyor diyoruz. Dün de yine Merkez Bankası'nın 6 müdahalesi var. Evet. 5'i ayrı ayrı 650 milyon dolarlık ihaleler. Sonuncusu bir seferde 650 milyon dolarlık bir ihale. Evet, aynen. Buna rağmen 1.96'ları gördü dün. Evet. Yine çok etkili olmadı. Sonra yine BDDK'nın bir araştırması başlıyor. Rutin diyorlar gerçi ama tabii o da dikkat çekti. Pazartesi günü Merkez Bankası'nın 2 milyar 250 milyon dolarlık bir müdahalesi vardı. Ona rağmen sadece 2 kuruşluk bir oynama olmuştu evet, dolarda. Şimdi öyle, bu evet. Dikkat çekmişti. Bununla ilgili bir inceleme var. Tüm bunları konuşacağız. Bu arada gösterge faizi 13 ayın zirvesinde. Hepsine bakacağız ama isterseniz Fitch açıklamasıyla bir başlayalım. Nasıl yorumluyorsunuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bekliyor muydunuz böyle bir açıklama? Valla şöyle, Fitch'in açıklamasını ben hani tesadüf ben de dün sabah yazdım yazıda şöyle bir şey demiştim. Yani bu açıklama gelmeden önce, dün Ankara'ya gidiyordum da gitmeden önce sabah 7.30 civarında bir genel olarak yorum yazıp koydum da şu an ciddi bir atak altındayız döviz kurlarına. Hı hı. İş sıkıntıya girebilir. Piyasalar bir miktar daha bozulabilir diye düşünüyordum ama Fitch'in açıklaması aslında bir açıklama gelecekseydi tam bu şekilde gelmemeliydi de diye düşünüyorum. Yani bu hani sosyal huzursuzluk ciddi anlamda buna zarar ve açıklamada şeye hiç yer vermemiş. Hani sosyal huzursuzluktan bahsediyor ama Barış. Normalde bizim baktığımız şu son 3 haftadaki olay Bernanke'nin açıklaması. Evet, yani Fed diyor ki ben tahvil alım programını durduracağım. Veya 2014 ortalarında sona erdireceğim diyor. Bundan dolayı da diyor işte buna göre hesabınızı yapın anlamında şeyler söylüyor. Yani bunun üzerine ciddi bir atak başladı. Kime atak başladı? Gelişmekte olan bizim gibi daha önce çok para akmış ülkelerden hı hı. Dışarı para çıkmaya başladı. Şimdi hesabı kitabı yapıyorum vesaire oturuyorum uğraşıyorum. Ya bu çıkan paraya nasıl çıkacak? Ona bakıyoruz. Ne kadar tahvil satıldı? Belli. Ne kadar hisse senedi satıldı? O da belli. Alınan dolara bakıyoruz. O da belli. O ana kadar sadece Merkez Bankası'ndan alınan dolar, bankacılık sisteminden alınan dolara bakıyoruz. Burada artık ciddi bir manipülasyon başlamış durumda. Tamam mı? Evet. Fitch'in açıklamasına baktığımızda sosyal huzursuzluk işte daha da kötüye götürebilir vesaire diyor. Tamam. Evet, bir siyasi gerginlik var şu an ülkede. Bir miktar huzursuzluk oldu. Şu an bir miktar normale dönüyoruz ama Fitch'in açıklamasının içerisinde bunun da olması lazım. Yani şeyin de olması lazım. O ana cümlenin içerisinde yani küresel olarak ülkelerden işte Amerika'ya tekrar dönüş var vesaire diyerek öyle olması lazımdı. O anlamda ben eksik buldum. Yani evet bir şey söylenecekse her tarafıyla birlikte söylenmeli. Yani objektif olunmalı evet. O konuda. Yani sadece bir şeye vurgu yap. Birazcık hatta böyle hani daha önce Zafer Çağlayan şey demişti ya Fitch'liğini yaptı. Burada da gerçekten açıklamanın tüm ayrıntısına baktığımızda sadece şeyi görebiliyoruz.
sadece sosyal huzursuzluğa vurgu yapılıp küresel gelişmelere hiç vurgu yapılmamış. Yani halbuki şu an bizim yaşadıklarımızın son iki haftada yaşananların neredeyse tamamı tamamıyla bir küresel gelişmelerden kaynaklanıyor. Fakat bu konuda ben özellikle son birkaç gündür yazıyorum. İnsanlar yani fon yöneticileri uluslararası alanda köşeye sıkıştığını fark ederlerse oynarlar üzerine. Yani Türkiye'nin dış finansman açığı var. Evet. Denildiği anda üzerine gelirler. Bu hani şey bilmiyorum, National Geography'ye girelim biraz istersen. Sırtlanlar yakaladı mı, köşeye sıkıştırdı mı geldiği gibi. Bunu İngiltere üzerinde de yapmışlardır ve İngiltere hükümetini, İngiltere Merkez Bankası'nı devalüasyona zorlamıştır Soros. Ve ciddi anlamda devalüasyonu da yaptırmıştır. Yani merkez bankaları köşeye sıkıştığı anda o andan itibaren atak artmaya başlar. Ben ilk bu döviz kurlarıyla ilgili olarak hareket başladığında, ya yani merkez bankasının eli çok güçlü, rezervleri de oldukça güçlü. Ayrıca şu an kullanmadığı silahlar var. Dolayısıyla aman ha 1.90'ın üzerinde genel olarak dolara yatırım yapmaya kalkışmayın. Çünkü bir sabah kalkarsınız Merkez Bankası bir silahını kullanmıştır ve açıklama yapmıştır ve hızla değişir. Şimdi bunu beklerken olay şuna döndü. Merkez Bankası asla ve kata faizden bahsetmiyor ve adeta yani gerçekten şey gibi, komedi gibi işte ekonomistlerle toplantı yapıyor. Biz parasal sıkılaştırmaya gideceğiz, parayı biraz azaltacağız ama krediler hızlı büyüyor o yüzden. Ya ekonomi çöküyor. Yani ekonomide ciddi anlamda bir işsizlik baş gösterebilir. Enflasyon almış başını gidiyor. Dolarda muazzam bir volatilite var, insanlar para harcamıyor. Kredileri kısayım diye. Ya olacak iş mi bu? Ya bu açıklamanın yapılmaması lazımdı. Yani öyle o şekilde olmaması lazımdı. Dövizdeki volatiliteyi engellemek üzere TL'de parasal daha güçlü sıkılaştırmaya gidiyor. Ama gidemiyor. Güçlü sıkılaştırma şu demek, politika faizinden verdiği parayı piyasaya azaltmak demek. Sıfıra indirdi, vermiyor hiç. Ama hani borç verme faizi var ya, 6,5 üst faizin üst koridoru. İstendiğinde mecburen oradan vermek zorunda. Bankalarda gelmiş 30 milyar lira borçlanabiliyor oradan. Bolca TL alabiliyorlar. Evet. Bu TL dövize dönmeye başladığında o TL ile gelip Merkez Bankası'ndan bu sefer döviz alıyorlar. Tamam mı? Şey vardı. Şurada yıl 2001 muazzam döviz şeyi oluyor. Ben şeyi göstereceğim. Şimdi aklıma geldi. Çantamdan çıkartayım da. Benim kitapta bu para harekatı kitabında demin birisi istedi, ona getirdim de az önce ben de ya bir bakayım ne var içinde diye tekrar okuyayım dedim. Şey var. Levent Üstay HSBC Bank'ta çalışıyor. 2001 krizi sırasında ve orada bir görevli o sırada da ismi şey miydi ve orada bunu işi yaparken Londra'daki traderların ve buradaki traderların nasıl dövize atak yaptıklarının taktiklerini hepsini ayrıntılı bir şekilde internette web sitesinde verdi. Dolar vurgununun perde arkası. Bu direkt Levent Üstay şu an aslında piyasayla artık ilgilenmiyor. Şey yapıyor. Şu an başka işlerle uğraşıyor. Yani inşaat işleriyle falan uğraşıyor. Bir gün aslında davet etsek de bu olayı bir anlattırsak çok iyi olur. Piyasada herkesin bildiği bir beşli banka grubu var diyor. O günlerde yani hani 2001 krizi var ya. Evet. Orada. Bir de bunlara Londra'dan katılan 3-5 yabancı kuruluş daha var. Bu kuruluşlardaki traderların her türlü işlem limitleri kesik. Yani hisse ya da bono alamıyorlar. Tek yapabildikleri döviz alıp satmak. Hatta şunu da söyleyeyim, hepsi şu an döviz piyasasında ve maalesef hepsi de Türk. Yani o sırada... Hocam o zaman bir lobi var demek ki. Şimdi faiz lobisi diyor ya Sayın Başbakan. Yok, bak şimdi bunu lobiyle... Bu da başka bir lobi ama yani. Yok, bu lobiyle karşılaştırma. Yok, değil lobi. Bu lobi değil. Bu ne biliyor musun? Şöyle düşün, bir yağma olduğunda... Yağmacı mı bunlar? Bir yağma olduğunda... Ya bu bir gerçek yani. Her ülkeye girerler, oradan para kazanırlar. Herkes şu hesabı yapar. Bütün bu traderlar, fon yöneticiler şu hesabı yapar. Bunlar örgütlü falan değildir. Bunların birbirlerinden haberi de yoktur. Bir hikaye vardır. O hikayeye diğer fon yöneticisinin nasıl reaksiyon göstereceğini bilir. Türkiye'nin üzerine oynanacak şimdi. Oynayalım derler.
Yani orada aslında Türkiye'ye bir şey olsun olmasın, orada hükümet düşsün düşme, böyle bir dertleri yoktur. Tek amaçları para kazanmaktır. Merkez Bankası köşeye sıkıştı, faiz arttıramıyor. Siyaseten faiz arttırma emri geldi. Öyle düşünüyorlar şu an. Yani ben de onlarla konuşuyorum. Onlarla konuşuyorum derken yurt dışından, bu Londra'dan insanlarla, yabancılarla konuşuyorum. Evet, evet. Tamam mı? Direkt olarak şu an yorumladıkları şey bu. Merkez Bankası faiz arttıramayacak. Rezervler zaten tükenir. Dolayısıyla atak yap. Yani oradan para kazanırsın. TL'yi shortlayarak para kazanırsın. Tamam mı? Bu oyuna bakıyor ki tutuyor bu oyun. Merkez Bankası hani demin dedin ya şu kadar, dün mesela 1.3 milyar dolar sattı. İlk 5 ihalede 650 milyon dolar. Sonraki tek seferde 650 milyon dolar daha verdi. Hiç kuryerinden oynamıyor. Dün Bernanke konuştu. Bernanke bir şeyler söyledi. Tak diye 1.92'ye düştü kur. Evet. Şimdi niye o dövizde işlem yapanlar Bernanke'ye daha önem veriyor? Çünkü biliyorlar ki Bernanke'nin konuşması sonrasında diğer TL'yi shortlayanlar da long olacaklar. Bu arada araya girip bir şey sorabilir miyim hocam? Bu Merkez Bankası ile ilgili, hazır oraya değinmişken. Şimdi biz hep burada konuşurken daha evvelden Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin çok arttığını, işte elinin çok güçlü olduğunu, doların hiçbir şekilde öyle 2 liralara falan fırlayamayacağını konuşuyorduk benim hatırladığım kadarıyla. Evet, ben de az önce şimdi onu anlattım. Bu durumda şunu mu söyleyebiliriz? Hani bu olay bize bir örnek olay olarak, şu son yaşadığımız 2 haftalık süreç aslında Merkez Bankası'nın bizim düşündüğümüz kadar elinin güçlü olmadığını mı gösteriyor bize? Hayır hayır, eli güçlü. Hala çok güçlü. Buna rağmen peki işte 2 milyon 250 bin ya eli güçlü dolarlar derken, 650 düşün. Milyon dolarlar ama hiç oynamıyor yerinde. Hayır, eli güçlü derken ben orada satış isterse 5 milyar dolar satsın. O elinin güçlü olduğunu göstermez. Eli güçlü derken elinde politika seçenekleri var. Yani ben evvelsi gün, 3 gün, 4 gün önce yazdığım yazıda dedim ki Merkez Bankası şu an bir savaşta ve bu savaşta elindeki bazukayı kullanmayı vazgeçmiş, taşla saldırıyor. Yani döviz satmak taşla saldırmak gibi bir şey. Yani taşla savaşı kazanmaya çalışmak gibi bir şey. Döviz satarak bugüne kadar hiçbir Merkez Bankası başarılı olamamıştır ki. O kadar dövizi satmasaydık daha iyi olurdu. Niye döviz satışa? Direkt yapılacak şey çok basit. Direkt olarak piyasaya net mesaj verilecek. Faizleri gerekirse %15'e kadar çıkartırım dediği zaman biter o olay. O zaman o oyuncular, benim o bildiğim, o nasıl oynadıklarını, onların taktiklerini Merkez Bankası'nda biliyor olması lazım. Yani ben hiç zannetmiyorum. Fakat iş faiz silahına geldiğinde Merkez Bankası'ndan şu an çıt çıkmıyor. Niye? Ne bileyim niye? Yani ben artık daha önce de söyledim. Gerçekten evet. Para politikası artık, yani normal yapılması gereken politikası. Şimdi burada yalnız faizi yükseltse zaten gene kimin ekmeğine yağ sürmüş olacak? O doları, TL'yi shortlayanların yine ekmeğine yağ sürmüş olacaksın, tamam mı? Bunun keskin tek çözüm yolu bıçak atmak demek. Aynı Mahathir Muhammed'in yaptığı gibi, Hong Kong'un yaptığı gibi direkt sermaye hareketlerini tak diye keseceksin. Yani yapabileceğin başka bir şey yok. Yani diyeceksin ki döviz çıkışı yasaklandı. Bitti kardeşim. Dur. Ya ama o da başka bir yere götürür. Dur hocam. Bir dakika. Herkes bunu böyle söylüyor. Ama örnekler var. Asya krizini bitiren olay Mahathir Muhammed'in bu uygulamasıdır. Herkes o günlerde diyor ki Malezya artık bir daha dünya sahnesine asla gelemez. Bunları sen nasıl yaparsın serbest piyasada? Canım sen gel ülkeyi yağmaya çevir. İstediğin gibi at oynat. Ben ondan sonra bütün her şeyi bırakayım. Hong Kong'da yaptı bunu. Malezya'da yaptı. Ama hocam o iki ülke şimdi Türkiye ile bambaşka. Ya bambaşka hem değil. Siyasal bu olaylarda hem bambaşka değil. Orada da ringgit alıp satıyorlardı. Ringgit'i oynuyorlardı. Orta Doğu'dasınız siz. Şimdi o, bakın burnumuzun dibinde bir sürü şey oluyor. Mısırlar, şunlar, bunlar var. Öbür taraftan Avrupa ya, Birliği ilişkiler var. Amerika ile bizim stratejik i̇şte ortaklığımız zamanında, vesaire. Zamanında cari açık bu kadar şey yapılırken, önemsenirken cari açık efendim sorun değil vesaire demek yerine şu ana kadar, yani geçen yıl ve önceki yıl alınan önlemleri ta 5 yıl önce almış olsalardı şu an çok yol kat etmiştik. Yani cari açık böyle olmazdı. Şunu söylemek istiyorum. Yani burada bana soruyorsun ya ne yapılabilir? Ben diyorum ki faiz arttırılmalı. O zaman ben şu an ne oldum? Faiz lobisinin en ciddi savunucularından biri oldum, öyle değil mi? Zaten herkesin gözünde herkesin gözünde böyle şu an. Öyle, öyle değil mi? Faizi arttırma ne olacak? Peki alternatifi ne?
döviz rezervi bitene kadar satacaksın. Hı hı. Ondan sonra ne olacak? Dolar 2,5. Rezervin bittiği anda. O zaman peki doların 2,5'a gitmesine mi izin verirsin? Faizi 10 puan yükseltmeye mi izin verirsin? Hangisi? Şimdi iş şöyle kötüye gidiyor ya zaten. Yani sıkıntı orada. Biz şimdi tamam kendi kendine düşer diye bekliyor Merkez Bankası. O kadar dolar satıyor, düşmüyor. Ya artık dişini göstermesi lazım. Yani orada başka seçeneğin yok. Eğer şeyi kullanmayacaksan. Sermaye hareketleri sınırlandırma seçeneğini bir tarafta böyle aniden uygularım diye bekletmiyorsan. Yani öyle bir niyetin yoksa. O zaman mecbursun yani burada mecbur arttıracaksın faizi. Çünkü ülkeye verdiği zararla karı karşılaştır. Eğer faizi şu an volatilite, dolardaki volatilite, doların ne olacağını bilmeyen iş adamı nasıl yatırım yapsın? Hangi maliyetle, nereden para bulsun? Veya Türkiye'de bu şekilde cari açık riski nedeniyle dış yatırım finansman riski nedeniyle dışarıdan gelen para artık sana Libor artı 1 ile gelmiyor yani. Artık sen risklisin diyor. Yatırım yapılabilir ülke seviyesine geldik. Şimdi ben düşünüyorum yani şu havaalanını kim nasıl yapacak? O kaynağı nasıl bulacak? O direkt olarak proje ciddi anlamda zarar yazmaya başladı. Birçok projeden vazgeçilmek zorunda kalınacak. Öyle gözüküyor. Vazgeçilmek zorunda kalınacak. Yani hayır zaten matematiği yok yani şu an. Yani şu an havaalanı 23 milyar euro artı %18 KDV'ye yapmanın kesinlikle matematik yok. İntihar gibi bir şey olur. Yani bugünkü finansal koşullarda ve Bernanke'nin söylediği gelecek şeylerde. Öbür taraftan bakıyorsun mesela şimdi büyük yatırımlar yapılacak. İşte olimpiyatı alalım diyoruz ama biliyorsun İngiltere muazzam zarar etti olimpiyatlardan. Yani çok büyük paralar harcadı zarar etti. Olimpiyatta stadı kim yapacak? Stadı inşaat şirketleri yapacak. Nereden bulacak parayı? Bankaya gidecek. Banka nereden bulacak? Sendikasyon kredisi bulacak. Sendikasyon kredisi hangi maliyetle bulacak? Böyle bir durumda ülkeye ciddi anlamda zarar veriyor yüksek volatilite. Yani dolardaki hareket. Peki 2 puan faiz arttırılsa işletmeler daha mı az kredi kullanır? Yok. Şimdi Merkez Bankası ne yapıyor biliyor musun? Piyasa faizi kaç? Bak aklı olan gitsin yapsın. Merkez Bankası 6,5'tan %6,5'tan şey veriyor. Evet. Para veriyor. Tamam mı? %6,5'tan para veriyor. Al o parayı. Hani bu piyasa yapıcı bankalar için diyor. %6,5'tan al. %8,5'tan tahvile yatır. 2 puan kârdasın. Merkez Bankası sana bedava para veriyor. Evet. Hocam reklam aramız var. Çok sayıda soru ve yorum var. Onlara geçeceğiz ama kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar beraberiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor hocam. Yorumlar, sorular var. Yunus Emre Sevimay diyor ki Fed son açıklamalarından sonra doların seviyesini görünce şöyle bir tekerleme çok uyuyoruz sanırım. MB Merkez Bankası müdahalesi bahane, Fed Bernanke konuşması şahane demiş. bizim az önce konuştuklarımızla ilgili. Levent Göktem de diyor ki Merkez Bankası sattığı dövizi alan bankalara sattığım dövizi niye aldın diye mi soracakmış ben anlamadım diyor. Merkez Bankası ne yapmaya çalışıyor ben satarım ama sen alamazsın mı diyor. Bunu niye... Öyle bir açıklama mı var acaba ben görmedim yok, ama. Yok zannedersem orada yanlış Levent Bey şeyi kastediyor herhalde. BDDK'nın yaptığı inceleme var ya. Şu iki kuruşluk şeyle ilgili. Hani döviz işlemlerini BDDK sorabilir. Yani o gerçi böyle bir zamanda olunca çok hassasiyet kazanıyor. Tabii. Hani sattığın dövizi niye aldın diye soramaz. Müşteri istiyordur. Yani benim banka müşterim istemiş. Hı-hı. Döviz istemiş ben de aldım. Bu kadar basit. Zeki Bey de diyor ki hocam Sayın Başbakan'ın dediği gibi faiz lobisi mi var? Var mı? Dünkü satışlardan sonra nereye gitti 6.2 milyar dolar? Gizli güçler mi alıyor bu dövizi? Uzun uzun demin konuştuk bu meseleyi ya, aslında. Öyle bir şey yok yani. Acil, Euro TL, Kubilay Kurt, Forex'te bugün vadeli Euro TL satmayı düşünüyorum. Ne dersiniz? Çok heyecanlanmış olduğu için bu karar yanlış. Cevabınız evetse kaçtan satış ve stop noktası hayır, nedir? Yorum o kadar şey ki, soru o kadar heyecanlı Kubilay ki. Kubilay Bey hep böyle ama. Forex'le ilgili acil diyerek soruyor. Acil yani ben hemen satmayı düşünüyorum. O zaman tersini yap yani mümkün değil. Yani öyle hani o kadar kesin eminse şimdi benden de teyit alıyor. tabii. Dolayısıyla bir zarar oluşursa nasıl olsa Yaşar Hoca yemişti diyecek.
Ona cevap vermem tabii ki. Peki dolar TL için ne dersiniz? Doları almak için bekleyeyim mi diyor Kemal Öztürk. Şimdi doları demin uzun uzun konuştuk da hocam. Hakikaten evet. Bu dolar TL ne olacak? Ya şimdi Barış normal şartlarda bak şey de demiş ki Turgut Çin de demiş ki kontrolsüz hareket engellenemez mi diye söylemiştim. Borsa 93 bine giderken siz imkansız cevabını vermişsiniz. Bugün sermaye girişini kesmekten bahsediyorsunuz. Bir tepki verilecekse o gün mü verildi? Bugünü görüp öyle konuşmak kolay. Yani şöyle borsa 93 bine giderken bu kontrolsüz hareketi engellemek mi gerekiyordu? Yani kontrolsüz harekete kim girdiyse şu an cezasını çekiyor zaten. Yani o yüzden piyasaya çok fazla öyle müdahale edilmemesi lazım. Piyasaya müdahale ettiğinizde piyasada şöyle müdahale edilir piyasaya. Piyasada manipülasyonu görmüşseniz müdahale edersiniz. Evet. Manipülasyonu durdurursunuz. Çünkü bir manipülasyon vardır. Bilinçli bir şekilde fiyatları belirleme işi vardır. O zaman müdahale edersiniz, durdurursunuz. Ve manipülasyonsuz herkesin eşit şartta arz ve talebe göre belirlendiği bir şeyi yaparsınız. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim ben bu ortamda Merkez Bankası'nın çok çekingen olduğunu görüyorum ve artık ne yapacağını kestiremiyorum. Merkez Bankası'nın faizi arttırma opsiyonunu kur hangi seviyeye gelince kullanacağını bilmiyorum. Fakat şunu biliyorum. Türkiye üzerindeki bu Türkiye'nin köşeye sıkışmışlığını bütün dünyadaki fon yöneticileri kullanır ve Türkiye'de TL'yi şortlarlar. Buna da döviz yetişmez. Evet. Burada elinizdeki dövizi bitirirsiniz ve burada yapılacak şey psikolojik beklenti yaratmaktır. Tamamıyla insanlara ben faizi gerekirse 5 puan arttırabilirim gibi gürleyeceksiniz yani. O zaman onun etkisi de mesela bu kadar döviz satma yerine Merkez Bankası Başkanı çıksın, deneyebilirler bugün isterlerse. Bu kadar döviz satmak yerine ihale yapacağı saatte çıksın. Para politikası kurulu toplantısı öncesinde faizlerde değişiklik yapabiliriz desin. Ama hiç yapmaya niyetleri olmasın. Bak sadece bunu söylesin. En az 3 ila 5 kuruş kurları aşağı getirir. Sert bir şekilde getirir. Biz bunun yerine şu an döviz kaybetmeyi tercih ediyoruz. Yani böyle bir beklenti oluşturmanın yerine. Artı bu oyunlar nasıl oynanıyor, nasıl yapılıyor, hani piyasada nasıl şortlanıyor? Şimdi sen gir FX hesabı açtır, şu an git FX hesabı açtır, 100 dolar koy. Kaç dolarlık satış yapabiliyorsun TL'de biliyor musun? Yani dolar alıyorsun. Dolar long, TL short olmuş oluyorsun. TL'yi shortluyorsun. Dolar alırsan TL'yi shortlamış oluyorsun. 1.95'ten 100 dolar yatırıyorsun da 10 bin dolar alabiliyorsun. Peki 100 dolarına bak 1'e 100 kaldıraç. 10 bin dolar alabiliyorsan %1 yukarı gitse ne olur? 10 bin 100 dolar olmaz mı? Yani 10 bin doların %1 yukarı gitse 10 bin 100 dolar. Senin 100 doların kaç dolar olur? 200 dolar olur. Evet. Yani sen %100 para kazanmış olursun. Şimdi insanlar böyle ne yapmışlar? Ha tamam Merkez Bankası faiz de arttıramaz. Ancak dolar satar o ancak bana alım fırsatı yaratır. Yani ben long olmam için hemen alım fırsatı yaratır. 1.97'den 1.95'e gelir. Ben gene alırım. Merkez yeniden satmak zorunda kalır. 1-2 kuruş daha yukarı gittiğinde ben gene para kazanırım. Buradan acayip para kazanırım diyor. Ve 1'e 100 kaldıraçla oynuyor. Merkez şimdi 100 dolar satıyor. Adam karşında 10 bin dolar talepte bulunabiliyor. Çünkü kaldıraç var orada. Merkezde kaldıraç var mı? Yok. O zaman gitsin merkez. 500 milyon dolar koysun şeye, Forex hesabına. Forex piyasalarında 50 milyar dolar dolarda short olsun. 50 milyar dolar satabilir. Kim savaşabilir o zaman? Kimse savaşamaz. O zaman ne yapacaksın? Hani bu şeyler vardır ya. Savaşlarda, çete savaşlarında işte bu yer yer gidip atak yaparlar. Aynen öyle şu an. Sen de aynı taktikle savaşacaksın. Düzenli orduyla, düzenli piyasalarla bırak git. Merkez Bankası bir tane şey açsın. Yani bir Çin yaptı ya, Çin'in bir tane para yönetimi şirketi var Merkez Bankası'nın. Gitsin orada burada hesap açtırsın. Orada 1 milyar dolar koyduğu zaman oraya, bak 6 milyar dolar gitmiş. 1 milyar doları koyduğu zaman çok rahat 8-10 milyar dolar satış yapar oradan. 1 milyar dolar karşılığı satış yapabilir. Çok ünlü bir ekonomist var Amerika'da. Bu çok ilginç şeyler öneriyordu. Merkez bankalarının bu tür ataklara karşı nasıl taktikler geliştirmesi konusunda.
ve çok da iyi şeyler yapılabilir. Yani bir şey kullanılmıyor, beklenti yönetimi kullanılmıyor. İki, faizler hiçbir şekilde araç değil. Bunu gören yabancı fon yöneticisi hiç kötü niyetli olmasına göre adam para kazanmak derdinde. Onu da sen suçlayamazsın. Yok, Türkiye üzerine oyun oynuyor değil. Şu an gelişmekte olan ülkelerin peki, hepsinin hocam, üzerine oynuyor. Dışarıdakiler öyle, Merkez Bankası'nın durumu böyle de. Şimdi ben sıradan bir vatandaş olarak, Barış Özkan olarak iki soru. Benim $1,000 var ya da $10,000 var. Ben ne yapayım şu anda? İkincisi, 10,000 liram var, dolar alayım mı? 10,000 liram varsa dolar al. Yani 10,000 liram varsa dolar al. Merkez Bankası ben faizleri artırıyorum dediği gün kafadan en az %3-4 zarardasın. Merkez Bankası bu hareketini devam ettirdiği sürece dolar yükselir. Evet. O zaman şuna karar ver. Dolar, ben 10 bin lirama dolar alayım mı almayayım mı sorusunda şuna cevap vermen gerekiyor. Merkez Bankası bundan sonra ne yapara cevap vermen gerekiyor. Ben şimdi al da desem haklı çıkabilirim, sat da desem de haklı çıkabilirim. Ama senaryomu anlatmam lazım. Demem lazım ki ben düşünüyorum ki Merkez Bankası döviz tükenmeden faizi mutlaka devreye sokacak. Dolayısıyla 1.97'den dolar sat diyebilirim. Ya o varsa bir yanlış çıkarsa? Yani o zaman şunu söyleyebiliriz. Çok riskli. 10 bin liran varsa riskli. Hiç dolarla asla falan, dolara falan bu aralar yaklaşma dolara. Hiçbir şekilde. Peki 10 bin dolarım varsa ne yapayım? O elimde dursun mu yoksa bu aralar bugün mesela satayım mı? Ya 10 bin dolarım varsa yani 1.92, 1.90'ın altına düştüğü anda sat. 1.90 üzerinde kaldığı sürece bekle. Her an her şey olabilir. Allah'tan yani, Erik'si de yok hocam. 2 lira böyle dertlerimiz 2 lirayı da görebilir. Peki şimdi dolar meselesini böylece kapattıktan sonra BIST'e geçelim. Bu arada şu güzel bir soru var. Rıfat Boşboş'tan çok güzel bir soru. Ekonomi kanallarında diyor tahvil bono da likitte olmadığından kendilerini korumak için dövize yöneldiğini söylüyorlar. Bunu açar mısınız diyor. Şimdi daha önce yabancı neredeydi? Devlet tahvili bono alıp satıyordu. Tamam mı? Şimdi faizler o kadar yükseldi ki işlem olmuyor. Ya yani alsam bunu, bir 50-100 milyon liralık bono alsam satacak adam bulamıyorum. Likidi de kurudu. Yani evet. Irmak su kurudu. ne yapacak bu parayı? Orada işlem olmuyorsa, likit de kuruduysa hemen bir piyasa yapıcının girip orada şeyi hareketlendirmesi lazım. Ne yapması lazım Merkez Bankası'nın? Girsin oraya, açık piyasa işlemi yapsın işte yani. Oradaki likiditeyi arttırsın. Yani gerçekten şu an bir tutulma var. Yani akıl tutulması var sadece. Hocam İrfan İnce de diyor ki dün siz kayboldunuz, hepimiz sizi aradık. Hani Ankara'dan çıktınız. Bilmiyorum artık sizde bir danışmanlık falan var mı bilmiyorum ama Yiğit Bulut biliyorsunuz baş danışman oldu. Evet, ben öyle bir şey düşündüm ama bakalım siz Ankara'da ne yapıyordunuz bilmiyorum ama. Dün Ankara'dakilere... Sermaye Piyasası Kurulu'na gittim. Sermaye dün Piyasası Ankara'dakilere kurulu. Bunları yüz yüze söylediniz mi diyor İrfan İnce. Ya Ankara'ya gittim ama ya Allah Allah. Ben Ankara'ya gidince herhalde yani öyle bir evet. Ayrıcalığım şeyim yok yani. Beni dinle yani beni dinleyecek pek fazla kimse olduğunu zannetmiyorum yani. Canım şimdi beni kim dinlesin orada yani? Şimdi ben faiz lobisinin şeyi olarak konuşuyorum. Tanıdığım. Yani onların işine gelir şekilde konuşuyorum. Evet. Yani orada beni niye dinlesinler ki? Şimdi ben dün Ankara'da Sermaye Piyasası Kurulu'ndaydım. Bu gerçekten çok da güzel bir görüşme oldu. Biliyorsun bizim bu yatırım danışmanlığı sitesi evet, evet. Kuruldu, açıldı vesaire. Oradan hizmetler başladı yavaş yavaş. Dolayısıyla onunla ilgili olarak çok güzel bir görüşme yaptık. Sağ olsunlar. İnanılmaz piyasanın gelişmesi anlamında gene onların da fikirlerini öğrendim. Sağ olsun İrfan İnce bu vesileyle de onu belirtmiş olduk. Açıklamış olduk. Şimdi evet. Hocam artık son 8 dakikamız. BIST'e bir bakalım. Zeki Bey diyor ki BIST 70 binin altında kapatır mı bu aralar? BIST endeksinde 70 bin altında bankalardan alış yapabilir miyiz? Bir bakalım mı BIST'e? Evet. Bu arada şeyin de Berkin Yorulmaz'ın da bir sorusu var. Ya tabii ki FX piyasaları TL dolar kurunu nasıl belirliyor sormuş. Normalde FX piyasalarında hani TL dolar kuru orası future ve spot işlemlerde var. Ama normalde bankalar arası piyasada biz ne belirleniyorsa yani TL dolar kuru FX piyasalarında normalde onu şey yapıyor. Fakat bankalar içerisindeki işlemlere bakmak lazım. Orada türev işlemler var işte. Yani orada bayağı bir ciddi işlemler var. Biz de bakalım, biz de açıldı. 73 bin seviyesinden açıldı. Dün bu olaylar üzerine bir bayağı bir geri çekilmişti. Yani şu dün de 73 bini görmüş ve daha sonra Fitch'ten gelen açıklamalarla aşağı gelmişti. Ve 70 bine kadar geldi. 70 bin hala sıkıntılı fakat bugün en azından açılışta dış piyasalar çok olumlu. Bernanke'nin dün konuşmasından sonra 73.200 seviyesi
ve 73.200 seviyesi eğer yukarı geçilebilirse 75.000'e kadar gidebilir. Ama şunu söyleyeyim, yukarıdan gelen şu trend, yani bu 80.000'den gelen bir trend var. Burayı aşmamız çok zor. Yani burayı aşmamız oldukça zor. Bu da 74.500 seviyelerine geliyor. 73.000'den sonra 74.500 seviyelerine geliyor. Şu an hala biz kırılganız. Hani dün Fed'in açıklamaları sonrasında dolar dünya piyasalarında değer kaybetti. Onu da bir gösterelim. Ben şimdi BIST'te hakikaten şey yapılabilir. Artık pozisyon alınabilir. Yani BIST'te şöyle bir 2-3 ay vadeli Eylül Ekim'e doğru güzel pozisyon açılabilir. Bunun 70.000'in altını görebilir mi? Evet, görebilir. Özellikle dövizde atak devam ederse 70.000'in altı da görülür. 70.000'in altı görülürse o zaman 65.000 seviyesi de, yani 67.000 seviyesi de görülür. Ki eğer 70.000 aşağı kırılırsa bundan sonraki ilk önemli destek yaklaşık 65.000 seviyesi. Şu seviye olacaktır. Dolayısıyla benim görebildiğim burada şu an bu aralıktayız ve bir üçgen oluşuyor. Bu üçgen yukarı kırılırsa zaten sorun yok. O zaman yukarı gidiyoruz demektir ama şu Merkez Bankası'nın pozisyonunu yapması lazım. Yani gerçek anlamda net bir pozisyon ortaya olması lazım. Ya da olması lazım. Bir şekilde yani bizim gelişmekte olan ülkelere kolay bir konjonktürün tekrar oluşması lazım. Yani yeniden Amerika'nın para basacağım demesi falan lazım. Evet. O da biraz zor. Şu an borsa İstanbul yaklaşık 74.000'e kadar gidebilir endeks. Ama 74.000'i geçip kısa vadeden bahsediyorum. Yani 2-3 gün içerisinde 74.500'ü geçip 80.000'e gider mi diye sorarsanız onun öncesinde 76.000 direnci var. Fakat bugün piyasa biraz olumlu açıldı. Bir miktar geri çekilme yapacaktır aşağı yönlü. O da yaklaşık 72.000 seviyesidir. Yani 73.000 civarından açıldı. 72.200-300 seviyelerine geldiğinde hacme bakmak lazım. İlk 5 dakikadaki hacim şu an fena değil ama sonrasında hacmin bayağı düştüğünü görüyoruz. BIST'teki durum bu. Evet. Altını soruyorlar. Altın soruluyor hocam. 80.000 görmüş durumda satmak mı yoksa lazım, evet, daha yükselir mi? 1300'e geldi. Zaten bizim programı izleyenler varsa özellikle 1200'den itibaren, yani 1160'a düştü, geri 1200'e geldiğinde bu seviyelerden itibaren altın da alım önermiştik. Hatta biz yatırım danışmanlığı birimi olarak portföy önerilerimizi izleyenlere de altın önerdik 76 liradan. Ve 1217'den 1300'e geldi. TL bazında da tabii ki 80'lere geldi şu an. Şu an altın TL bazında 80 lira seviyesinde. Bu seviye biraz zor bir seviye. Özellikle 81 liranın üzerine şu an için çıkması biraz zor. Ama şu direnci kırmaya çalışıyor. Yani şu seviyeyi kırmaya çalışıyor. 78-79'u geçti. Bu 80 seviyesinde şu an. Bir süre daha beklenirse burada şunu söyleyebiliriz. Hani şuradan gelen şu trend, bir onu çizelim. Evet, çizemedim. Şöyle çizelim. Evet, şuradan gelen bir trend var. Bu trendin de ilk direnci 81. 81 ile 81.5. Şu an altın elinde olanlar için dünkü Bernanke haberleri çok olumluydu. Bu haberlere yansıdı. Bu en fazla 80-81 aralığına getirir. Evet. Bu seviyelere gelirse bir miktar kar realize edilebilir. Ama en azından altın için daha önce de söylemiştim ben. Zaten çıkartılma maliyeti 1150 dolar civarında, 1100 dolar civarında. Yani 75 liranın altı gerçekten alım için çok uygun. Yani 75 lira, 76 lira uygun da alım için. Türk Hava Yolları uçuyor. SPK burada işlem yapanları neden soruşturmuyor? Bu kadar ters hareket mi olur diye bir soru var hocam. Şimdi şöyle, burada hani ters hareket derken, hani piyasa genel olarak düşmesine rağmen Türk Hava Yolları yukarı doğru gidiyor. İşlem hacmi de var. Ama hisse senetlerindeki bütün işlemler gözetim dairesi tarafından çok dikkatle izleniyor. Hı hı. Türk Hava Yolları'nın yükselmesine sebep olacak hikayeler de çok yani. Yani o anlamda mesela Pegasus da biliyorsunuz girdi borsaya. Ve Türk Hava Yolları da iki tane uçak şirketi. Genel olarak hava yollarına ilişkin bir teveccüh var şu sırada piyasalarda. Genel anlamda olumlu etkileniyorlar şu anki konjonktürden.
O açıdan hani bir şey söyleyemem. Yani mutlaka inceleniyordur. Eğer anormal bir fiyat hareketi ve şey olarak değerlendirilirse zaten açıklama istenir. Ama izleyicimiz kendisi de SPK'ya başvurabilir aynı şekilde. Yani diyebilir ki burada bu şekilde işlem oluyor diyebilir. Ve onlar da incelenir. Ama Türk Hava Yolları çok derin bir tahta. Yani çok büyük bir tahta. Yani öyle orada manipülasyon yapmak hani o kadar kolay değil. O zor bir şey yani. Hocam Kubilay Kurt diyor ki zarar olursa suçu size atmayacağım. Bilginize ihtiyacım var. Euro TL sorumu en azından bu satış stop noktaları bağlamında biraz yanıtlayabilir misiniz? Vallahi şimdi ya hayır öyle yani bakayım ben. Yani en azından şeyi göstermek anlamında. Yani böyle bir mantığı göstermek anlamında. Bak şimdi. Şurası Euro TL bu. Evet. Tamam mı? Dün kaç kapatmış? 2.51 kapatmış. Bu sabah 2.53'ten açılmış şimdi şu dakika itibariyle. Shortlamak istiyorsa yani Euro TL'de shortlayacaktı değil mi? Evet. Buradan shortlamak istiyorsa shortlayabilir. Ama benim tavsiyem 2.55 seviyesi şeydir. Stop seviyesidir. Yani 2.55'in üzerine çıktığında hatta biraz daha marjı arttıralım. 2.56 seviyesi stop seviyesidir. Buradan shortladığı zaman 2.56'dan stop yaptığında katlanacağı zarara katlanıyorsa oradan shortlasın. Ama evet, ben genellikle buradan shortlamayı tavsiye etmem. Çünkü dibe gelmiş, tekrar yükselmiş ve tekrar şu an yukarı yönlü bir hareket oluyor. Bu yukarı yönlü hareket güçlü de bir hareket. Boşluk da bırakmış. O yüzden biraz daha beklemesi lazım. Asıl shortlanacak yer 2.50'nin altına geçtiği anda. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Süremizi doldurduk. İzleyicilerimize ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz izleyicilerimize katkılarından ötürü paranın rotasını noktalıyoruz. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.